Bedelli askerlik konusunda vatandaşın merak ettiği 28 gün konusu hakkında bir açıklama da AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'tan geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muş, bedelli askerlikle ilgili düzenlememiz çok açık dedi ve detaylar hakkında bilgiler verdi. Evet, değerli arkadaşlar, düzenlememiz çok açık. Yaş 25, bedel 15 bin ve 28 günlük temel askeri eğitim söz konusu. Bu noktada bütün vatandaşlarımız bunları karşılamak, bunları yerine getirdikleri takdirde askerlik görevlerini ifa etmiş sayılırlar. Burada sorulan soru öğrencilerin durumuyla alakalı, okulda öğrenim görüyorlar, işte nasıl olacak diye. Şimdi tabii ki burada müracaat çok önemli. Kaç kişi müracaat edeceği önemli. Bu müracaat edilecek sayıya göre Milli Savunma Bakanlığı bir planlama yapacaktır. Buradaki usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı'na bırakılmış durumda. Onlar bu planlamayı yapacaklardır. Bu sayıya göre bir celp mi, birden fazla celp açılıp açılmayacağını onlar karar vereceklerdir. Mutlaka ki öğrenciler kendi müracaatlarını yapabilirler ve burada önceliklerini Milli Savunma Bakanlığı iletebilirler. Milli Savunma Bakanlığı kuvvetlerden gelecek olan talebe, ihtiyaca göre planlamasını yapıyorken olabildiğince bu talepleri gözeterek bir planlama yapmaya çalışacaktır. Ümit ederim hepsinin ihtiyaçlarını karşılar ama maksimum derecede planlamada bunlar göz önünde bulundurularak olabildiğince meselenin kolaylaştırıcı tarafında bulunarak sorunun çözümü noktasında adım atılmaya çalışacaktır. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, 28 günlük temel askerlik süresi hakkında da herhangi bir değişiklik söz konusu değildir dedi. Bedelliden faydalanacak olan vatandaşlarımızın 3 koşulu yaş, bedel ve 28 günlük temel askeri eğitimi yerine getirerek askerlik görevlerini ifa etmiş sayılacaklardır. Burada temel askeri eğitimle alakalı bir değişiklik söz konusu şu an için değildir. Burada yığılma var efendim. İkamet edilen şehirlerde bedelli olabilir mi? Şimdi arkadaşlar az önce de söyledim. Bununla alakalı planlama silahlı kuvvetlere bırakılmış. Milli Savunma Bakanlığı'na bırakılmış. Onlar bu planlamayı kendileri yapacaklardır. Ne şekilde yapacaklarını hep beraber göreceğiz. Biz yasama organı olarak burada düzenleme yapıp yetkiyi kendilerine veriyoruz ve onlar bu yetkiyle beraber usul ve esasları yapacaklardır. Nihayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri Milli Savunma Bakanlığı bu konuda çok kurumsallaşmış bir yapıdır. İlk defa askerlikle alakalı vatandaşlarımızı burada almayacaklar. İlk defa askerlik hizmetini insanlar icra etmeyecekler. Dolayısıyla onlar bu anlamdaki usul ve esasları belirleyerek maksimum seviyede askerlik hizmetinin ifa edilmesi için bir planlama yapacaklardır. Şu an benim bilgim dahilinde olan böyle bir şey söz konusu değil. Yanlışsam sizi de kaynak göstermişler. Hayır. Ben teklifimiz geçerli. 28 gün temel askeri eğitim az önce de söyledim. Şimdi size de söylüyorum. Nereden nasıl bir kaynak göstereceğini bilmiyorum. Ama teklif daha komisyonda görüşülmedi. Bununla alakalı bir açıklamamız da olmadı. Teklifimiz geçerlidir. Bunu söyledim. Israrla söyledim. Ama herhalde arkadaşlar farklı şekilde bir haber kaynağı oluşturmuşlar. Onu bilemiyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, Ağustos celbi ile alakalı evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler, gidip birliğine kaydolup fiziki olarak başlamayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebileceklerdir dedi.